Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün SIK fuarlarında MPW temsil ederek ben buradayım. İsmim Bilem Atakan Yılmaz. Bugün sizlere biraz A-Level sisteminden, İngilizlerin sisteminden ve bunların bizim müfredatlarımıza ve farklı müfredatlara olan farklarından bahsedeceğim. Hemen bir ekran paylaşımı yapayım. Umarım ekranını görebiliyorsunuzdur. Öncelikle MPW'dan biraz bahsedeyim isterseniz. Tanıdığımıza da uğrayabilirsiniz tabii ki. Mandan Portman Woodford 1973 yılında İngiltere'de kurulan bir ne diyeyim college ve okul. Aslında Londra, Birmingham ve Cambridge olarak 3 okulumuz var. Bizler A-Level, GCSE, Foundation gibi programlarla öğrencilerimizi karşılıyoruz. Bugün ben biraz A-Level'lardan bahsedeceğim dediğim gibi. Nedir, nasıldır, avantajları nelerdir, tanınırlığı nedir? Yani aslında Türkiye'de A-Level son yıllarda çok fazla bilinmeye başladı. Özellikle IB veren yani International Baccalaureate veren okulların çoğalmasıyla yine A-Level'a birçok okulun merak salmasıyla birlikte tabii ki yurt dışına okumak isteyen öğrencilerin de artmasıyla A-Level programlarına merak arttı diyebilirim. A-Level nedir? A-Level İngiltere'nin eğitim sistemi aslında. Bizimkinden şöyle biraz farklı. GCSE ve A-Level olarak lise programları İngiltere'deki ikiye ayrılıyor. Bizdeki 9-10 ve 11-12 gibi düşünebilirsiniz. Yani A-Level'lar daha çok 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerin dahil olduğu programlar. 16 ile 19 yaşındaki öğrencilere sunuluyor normal şartlar altında. Ama İngiltere'de çok böyle yaş sınırlaması yok aslında. Bir öğrenci yani GCSE'ni bitirdikten sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra bile isterse A-Level derslerini alıp tekrar üniversitelere, higher education'a devam edebilir. A-Level'ın süresi 2 yıl. Yani ilk yılı AS Level diye geçiyor. İkinci yılı A-Level diye geçiyor. Toplamda 3 tane ders alıyor öğrenciler A-Level'dan. Burada aslında asıl hem Türk sisteminden hem de pek çok sistemden ayrıldığı yere geliyoruz. Yani A-Level'da öğrenciler çok daha spesifik konularda çok daha derin çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bizde örnek veriyorum hani bir sayısalcı öğrenci en azından 10-12 tane ders alırken bunun içinde işte kimyası, biyolojisinin yanında işte Türk tarihi, edebiyat, ne bileyim bazen seçme olarak farklı yabancı diller gibi. A-Level'da daha çok hangi bölüme odaklanacaksa, ne okumak istiyorsa öğrenci üniversitede, o bölümle alakalı ya da o bölüme kendini hazırlayabilecek, başarılı kılabilecek dersleri seçer. Bunda tabii ki akademik danışmanlar, okuldaki akademisyenler de ders seçiminde de yardımcı olurlar. 2 yılın sonunda da bu dersleriyle ilgili A-Level sınavlarına girerler. Ve bundan aldıkları sonuçlarla, buradan bir harf not alırlar, A, B, C, D, E gibi. Bu notlarla da üniversite başvurunu gerçekleştirirler UKAS üzerinden, İngiltere'nin sisteminde bildiğimiz gibi. İkinci en büyük farklılığıysa A-Level'ın dersleri çok çeşitli ve fazla. Yani bizdeki ya da bazı eğitim programlarında gibi dünyadaki gibi direkt böyle sayısal sözeli ikiye bölüp oraya onar ders vermektense aklınıza gelebilecek hemen hemen her dersin içeriğini A-Level'da bulabilirsiniz. Bu ne demek? Yani bu ne işe yarıyor aslında? Örnek veriyorum sanat okuyacak bir öğrenci ya da işte mimarlık okuyacak bir öğrenci tutup kimya ile biyoloji ile ya da ne bileyim daha farklı derslerle, coğrafyayla şeyini odağını dağıtmamış oluyor. Öyle söyleyebilirim ve aldığı derste de tamamen detaylı bir şekilde bütün bilgilere sahip olmuş oluyor. Biz mesela sanat okuyacak öğrencilerimize History of Art veriyoruz. Yine Art Design olabilir, Modern Greek olabilir. Okullarda olan derslere göre, burada mesela MPW'nun verdiği dersleri görebilirsiniz Londra, Birmingham ve Cambridge olarak. Bu derslere göre seçimlerini sağlayıp 3 sene boyunca o derslerden alabileceği maksimum başarıyı alması için uğraşıyoruz. Tabii ki belli bölümlerde, yani tıp gibi, veterinerlik gibi, eczacılık gibi bölümlerde bazı dersleri almak gerekiyor. Yani zaten bunu hani burada SIK'nin fuarında da bir sürü İngiliz üniversiteyle tanışacaksınız muhakkak. Onlardan da bu bilgiyi alabilirsiniz. Yani tıp okuyacak bir öğrencinin muhakkak ki bir biyoloji, bir kimya A-Level'ı almış olması esas olandır tabii ki. Ya da işte mühendislik okuyacak bir öğrencinin muhakkak bir matematiğinin olması lazım gibi. Hem alakalı hem de öğrencinin başarılı olabileceği dersler üzerinden devam ediyor A-Level dersleri. Mesela bunu IB ile kıyaslarsak IB'de öğrenciler çok daha fazla ders alıyorlar. Elbette orada da belli seçimler yapılıyor. Hani istedikleri bölüme göre ve devam edecekleri ruta göre diyeyim. Ama A-Level kadar spesifik ve az değil. Tabii ki kolay bir program diyemem. Hani 3 dersince sanki çok basitmiş gibi algılanabilir. Öyle değil tabii ki. Detayıyla bütün dersleri olması gerektiği gibi işlendiği için sınavda da çok kolay sınavlar değil. Ama tabii ki daha yoğun programlardan, daha fazla dersin olduğu programlardan biraz daha tercih edilebilir A-Level dersleri. Burada mesela örnek ders programını görüyorsunuz.
Ders programında da yine sanki çok fazla boşluklar var gibi düşünebilirsin. Bu bir AS level öğrencinin ders programı diyelim. Fakat bunların aralarda muhakkak ki ya projeleri, Extended Project Qualification dediğimiz etkinliklere beraber katılmak durumdalar sınıf arkadaşları ya da işte görevli öğretmenlerle beraber. Ya işte bir takım derslerle alakalı ödevler ve projeler oluyor. Yani aslında A-Level biraz öğrencilerin çalışmakla ilgili, ders çalışmakla ilgili olgunluğunu da arttıran bir program. Öyle söyleyebilirim. Biraz daha self-oriented, öğrencilerin kendi gelişimlerine çok önem veren, kütüphane kullanımına, araştırmasına, proje yazımına ve aynı zamanda ilgi duyduğu tabii ki derslere önem veren bir program. O yüzden hani böyle baktığınız zaman daha az ders varmış gibi ama pek de öyle değil. Tabii ki A-Level'ın aldıkları ders notlarıyla üniversite başvuruları gerçekleştirdikleri için büyük de önem taşıyor burada yaptıkları bütün işler. A-Level derslerini az önce bahsettiğim gibi yani okul kadrosuyla daha akademik kadroyla seçmek önemli. Biz de tabii ki danışmanları da bizler de onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü dediğim gibi belli kurslarda, belli bölümlerde alınması gereken bazı dersler var. Burada sağda görebiliyorsunuz zaten hangi derslerin aslında hangi bölümlere gidebileceğine dair. Mesela biyoloji okumak isteyen bir öğrencinin tabii ki biyoloji alması önemli. Ya da işte arkeoloji okuyacak bir öğrencinin tarih, coğrafya alması önemli. Ya da işte hani farmasi, eczacılık okuyacak bir öğrencinin illaki bir kimya, biyoloji dersi alması lazım. Ya da hukuk okuyacak bir öğrencinin biraz daha sözel derslere ağırlık vermesi tabii ki iyi olur. Ama hani bizdeki kadar sert ayrılmıyor, öyle söyleyeyim. A-Level'ın tanınırlığı ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Tabii ki A-Level İngiltere'nin en eski müfredatlarından bir tanesi. Dolayısıyla dünyada hemen hemen her yerde tanınır zaten. Hatta İngiliz üniversiteleri A-Level'ı fazlaca biliyorlar. Sonuçta kendileri de A-Level üzerinde okumuş, mezun olmuş, bir yerlere gelmiş insanlar oldukları için. Çok da onlar için aşina oldukları bir program. Ama A-Level aynı zamanda Amerika'da, Kanada'da da tanınıyor. Ya da işte Avrupa'da da, Hollanda'da, Almanya'da, İspanya'da da tanınan bir program. İngiltere kadar köklü ve eski diyebilirim. O yüzden o konuyla ilgili bir sıkıntımız olmayacaktır muhakkak. Burada mesela öğrencilerin 2020 ve 2021 yılında aldıkları A-Level notları, bu genel olarak bütün A-Level öğrencilerinin aldığı notlardan bahsediliyor. Şimdi burada şöyle bir şey hemen gözümüze çarpıyor. Aslında A'lar ve B'ler çoğunlukta diğer notlara göre. Bu ne demek? Öğrencilerin başarılı olma oranı aslında A-Level'larda gayet yüksek demek. Çünkü zaten başarılı oldukları, okumak istedikleri ve kendini iyi hissettikleri dersleri seçerek ilerliyorlar. Dolayısıyla bu da ilgi ve motivasyonlarını da arttırıyor, dürüst olmak gerekirse. Tabii ki A+, yani A'nın bir üstü öğrenci olmak için ciddi bir efor sarf edilmesi gerekiyor A-Level'da. Ama MPW olarak şunu söyleyebilirim ki hani bizim çoğu öğrencimizin muhakkak bir A+'ı, AA ya da AB'si vardır A-Level'la ilgili. Her ders için ayrı notlanıyor A-Level. Yani mesela IB'de şöyle oluyor. IB'de bütün derslerinizi alıyorsunuz ve günün sonunda, yani 4. sınıfın, 12. sınıfın sonunda bir IB notunuz ortaya çıkıyor. Bu işte 28 olabilir, 32 olabilir, 34 olabilir, 35 olabilir. 42'ye kadar bir IB notu alıyorsunuz ve bunu bütün curriculum'dan alıyorsunuz. A-Level'da öyle değil. A-Level'da matematik mi aldınız? Matematikten aldığınız, matematik A-Level'dan aldığınız notunuzu görüyor olacaksınız. Kimyadan aldıysanız kimyanızın notunu görüyor olacaksınız. Böylelikle örnek veriyorum, bir bölüme başvuruyorsunuz ya da birkaç bölüme birden başvuruyorsunuz üniversiteniz için. Ve bu bölümde işte kimya ve biyoloji ya da matematik üçü aynı oranda gerektiği bir bölüm olduğunu varsayalım. Eğer biyoloji ağırlıklı bir bölüme başvuruyorsanız ve biyoloji notunuz daha yüksekse bu admissions officer'lar tarafından, üniversiteler tarafından görülebilir durumda oluyor. Yani siz total olarak değil, ders yeterli olarak değerlendirilmiş oluyorsunuz. Bu bizim öğrencilerimiz için bence avantaj. Bütün A-Level öğrencileri için zaten bence avantaj bir durum. Üstelik bu AS ve A-Level olması, yani 2 sene ki puanlarını görebiliyor olmamız öğrencinin gelişimi içinde bir düşüklük olması durumunda kendine gelmeleri, daha farklı çalışmaları ya da eksiklerini de fark edebilmeleri açısından da bence büyük avantaj sağlıyor. Yani AS'te aldıkları notları A-Level'da öğrenciler pekala yükseltebiliyorlar. Bu mesela bizim MPW olarak 2019'da yerleştirdiğimiz öğrencilerin böyle çok küçük bir kısmı, öyle söyleyebilirim. %74'ü Russell Group üniversitelerine devam etmişler İngiltere'de öğrencilerimizin. Tabi bunun yanında hani Oxford, Cambridge'e giden öğrenciler var, Amerika'ya giden öğrenciler var, farklı Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya giden öğrencilerimiz var. Ama burada mesela Tiffany'i görüyoruz, Çin'den bir arkadaşımız. Veterinerlik kazanmış Royal Veterinary College'da. Bütün dersleri, yani 3 A-Level'da A+. Yine Carlos var, Rebecca var. Bunlar gerçek öğrencilerimiz. Dolayısıyla çok hani
Başarılabilir bir şey aslında. Özellikle MPW, yani bizim gibi okullarda daha böyle butik, birebir ilginin olduğu, az sınıf mevcuduyla A-level dersleri verilen okullarda başarı olması işten bile değil. Eğer doğru subject, yani doğru ders tercihleri yapıldıysa öğrenciler için. Dolayısıyla %89 da bu öğrencilerin tamamen üniversiteye yerleşmiş durumdalar. Yani 74 Russell Group, %89 da öğrencinin üniversiteye yerleşme başarısıdır. Ama aslında şöyle söyleyeyim, geri kalan küçük yüzde de belki bir sene daha beklemek isteyen öğrenciler, belki pandemiden dolayı hani kayıt almayan, durduran öğrenciler vesaire olabilir. Burada sizin bana sorma ihtimaliniz söz konusu olan bazı soruları yazdım. Belki daha yardımcı olabilirim diye. En çok gelen soru A-level mı, IB mi? Bu biraz öğrencinin profiline bağlı bana sorarsanız. Bazı öğrenciler IB'ye daha yatkın oluyorlar. Daha çok yönlü, daha böyle ne diyeyim, daha kararsız, ne yapacaklarına tam karar verememiş ve daha farklı bir yapıda öğrenciler oluyorlar. Onlar için IB tabii ki daha makul ve mantıklı olabilir. Ama A-level öğrencisi daha böyle ne istediğini bilen ve hani istediğinin dışında farklı şeylerle başarısını düşürmek istemeyen, zamanını kaybetmek istemeyen öğrenci yapısı diyebilirim. Ha, ikisini birbirinden ayırabilir miyiz? Asla. Burada dediğim gibi danışmanlarınız, SRK gibi danışmanlarınız size ön ayak olmalı. A-level mı, IB mi seçimi açısından sizinle beraber sizin isteklerinizi değerlendirmeli diye düşünüyorum. A-Level ve Oxford ya da Cambridge'e başvurabilir miyim? Tabii ki başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz ülkemizden direkt olarak İngiltere'nin bazı üniversitelerine, yani Anadolu Lisesi diplomasıyla dediğimiz diplomayla, Türk diplomasıyla başvurmak mümkün olmayabiliyor. Ama A-Level, Oxford ve Cambridge için de size yolları tamamen açacaktır. Elbette Oxford ve Cambridge'e başvururken Oxbridge'in kendi sınavları da var. A-Level'ın üzerine girmeniz gereken bölümlerle alakalı sınavlar. Bazen matematik olabiliyor, bazen biyoloji olabiliyor, bazen fizik olabiliyor gibi. Ama A-Level notlarınız Cambridge'de Oxford'da geçerlidir. Elbette mülakatı olacak vesaire. Hani Oxford ve Cambridge'in giriş koşulları biraz daha farklı diğer üniversitelerden. Ama önünüz kapalı değil dediğim gibi. A-Level'da yaş sınırı var mı? Az önce biraz bahsettim. Aslında 16-19 deriz biz A-Level için ama İngiltere'de böyle bir sınır yok aslında. Öğrenciler istedikleri zaman GCSE mezunu, yani bizim tabirimizde 9. ve 10. sınıfı bitirmiş öğrenciler istedikleri zaman A-Level başvurusu yapabilirler. Hatta şöyle bir durum da var. Siz Türkiye'de mezun olmuş olabilirsiniz liseden ama lise notlarınıza çok İyi geçmemiş olabilir lise ve tekrar daha iyi notlarla, daha farklı bir sistemle ve belki de hani yurt dışında üniversite okuma hayaliyle yeniden A-Level'a tabii ki başlayabilirsiniz. Bunların önünde de hiçbir engel yok. A-Level ne kadar zor sorusu. A-Level kolay değil. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama şununla da çok eminim. Hani ben de öğretmenlikten geliyorum çünkü. Türkiye'deki sistemde öğrencilerimiz zaten çok zorlu bir sistem içerisinde yarışıyorlar ve öğreniyorlar ve gelişiyorlar. Özellikle bizim üniversite giriş sistemimizde daha yarışçı. Ne bileyim, derslerimizde özellikle matematik için bunu söyleyebilirim. Matematik müfredatımızda biraz daha ağır yurt dışında olduğundan. Dolayısıyla Türk öğrenciler A-Level'a çok zorlanıyorlar diyemem açıkçası. Türk öğrencilerin daha çok zorlandığı kısım tabii ki İngilizceleri oluyor. Ama biz bunun için mesela PISA A-Level öncesi pre-A-Level programlarımız var. Tamamen İngilizce ve böyle çok az A-Level'da göreceği dersleri aldığı ve asıl İngilizcesini toparladığı pre programlar olabiliyor. Ya da öğrenciler yaz okullarıyla, yazın gittikleri dil kurslarıyla İngilizcenin tamamlayıp ondan sonra A-Level'a başlayabiliyorlar. Yani asıl zorluk dilde aslında bakarsanız. Genel olarak A-Level alacağınız liseler İngiltere'deki bizim gibi, MPW gibi. Zaten ek İngilizce dersler de koyuyor olurlar yabancı öğrenciler için. Bunu söyleyebilirim. A-Level giriş koşulları nelerdir? Genel olarak net bir giriş koşulu var diyemeyiz. Ama şu çok net, iyi bir İngilizce seviyesi olması gerekir A-Level'a başlayacak öğrencinin. Bunu şöyle eşitlik verebilirim size. IELTS 5,5 civarında, 5-5,5 civarında bir İngilizceye ihtiyacınız olacaktır A-Level için. Tabii ki süreçle beraber AS Level'da ve A-Level'da da yine İngilizceniz gelişiyor olacağı için 5-5,5 yeterli bir giriş koşuludur. Bunun dışında GCSE dediğimiz kısımdan, yani 9 ve 10. sınıftaki notlarınızın tabii ki önemi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Siz A-Level'a seçmek istediğiniz dersi, örnek veriyorum, matematik seçmek istiyorsunuz A-Level'dan. Eğer GCSE'de matematik notunuz çok düşük ise bunun değerlendirilmesi gerekir. Belki bir matematik sınavı yapılması gerekir. Ona göre seçim yapılması gerekir diyebilirim. Ama sabit bir giriş koşulu yok. Zaten A-Level biraz esnekliğiyle meşhur bir program. İstediğiniz dersi seçebilmesiyle, yaşının biraz daha esnek
olmasıyla ve bütün programların işin sonunda üniversite başvurusunda size çoklu başvurular sağlayabilmesiyle meşhur. O yüzden biraz esnek diyelim. Lise mezunu A-Level alabilir miyim? Evet alabilir dediğimiz gibi. A-Level ile Türkiye müfredatı ne kadar farklı? Bana sorarsanız epey farklı. Bir kere baktığı açı çok farklı. Hem derse hem müfredata hem de üniversite başvuru sürecine A-Level'la Türk müfredatı biraz farklı bakıyorlar. Bu gene dediğim gibi öğrencinin kendi yapısına da çok bağlı. Hangisine daha başarılı olur, hangisine daha kendini rahat hisseder. Ama kesinlikle farklı. A-Level Amerika'da geçerli mi demişiz? Evet, A-Level Amerika'da geçerli. Pek çok üniversite A-Level notlarını kabul eder öğrencilerin. Tabii ki Amerika başvurularında kullandığınız AP'ler olabiliyor. Farklı bir takım programlar olabiliyor. Bunların hepsine de açık A-Level. Üstüne hani A-Level alan öğrenci başka herhangi bir sınav alamaz diye bir şey söz konusu olmadığı için. Rahatlıkla AP'ler de alabilirsiniz, SAT de alabilirsiniz A-Level'ınızın yanında. Hani Amerika'da başvurmak istediğiniz okulun requirement'larına, gerekliliklerine bakmanız gerekir. İngilizce seviyesi ne olmalıdır demişiz. Az önce de ifade ettim. 5-5,5 bandında IELTS olması lazım. Tabii ki iyi bir dinleme, iyi bir yazma gerekir A-Level öğrencisi için. Özellikle A-Level'da İngiliz dil edebiyatı ve İngilizce seçecek öğrencilerin İngilizce seviyesinin ekstra daha iyi olması beklenir tabii ki. Çünkü sonuç olarak A-Level aslında İngilizlerin kendi lise kalış programı olduğu için hem İngiliz edebiyatı hem de İngilizce dersleri çok üst düzeyde bir İngilizce ile anlatılmakta ve böyle bir beklentiyle de A-Level sınavları gerçekleştirilmekte. O yüzden özellikle İngilizce, İngiliz dil edebiyatı gibi A-Level dersleri seçecek öğrencilerin daha iyi İngilizceleri olması beklenir. A-Level nedir, GCSE nedir demişiz. İkisinin ayrımını çok net yaptığımızı düşünüyorum. 9. 10. sınıflar GCSE öğrencileri, 11. 12. sınıflar A-Level öğrencileri diyebiliriz net olarak. Yani lisenin son 2 yılı diyebiliriz. Hatta şunu da söyleyeyim. İngiltere'de lisenin son 2 yılı yani A-Level zorunlu değil. Dolayısıyla öğrenciler isterlerse sadece GCSE'lerini alıp ondan sonra mesleki eğitimlerine, kalıcılarda vesaire devam edebilirler. Ama eğer üniversite okumak istiyorlarsa muhakkak ki A-Level almak durumundalar. Tıp okumak için A-Level mantıklı mı? Bence bunun altını çizmek lazım. Çünkü bana sorarsanız yurt dışından İngiliz sistemine, İngiliz tıpına girebilmek için en doğru ve en aslında ne diyeyim? Taşsız yol A-Level. İngiltere'de tıp okumak için farklı bir takım süreçler geçiriliyor. UKAT gibi, BMAT gibi sınavlara girilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki tıplar için mülakatlar var. Üniversitenin kendi yaptığı. Notlarınızın tabii ki çok iyi olması gerekiyor. Özellikle tıpla ilgili biyoloji, kimya gibi notlarınızın iyi olması gerekiyor. Vesaire bir tıp okumak hem kontenjanlardan dolayı hem de bu tarz şeylerden dolayı biraz zorlu bir yol İngiltere'de. Ama A-Level'la beraber tıpa devam etmeyi düşünüyorsanız özellikle kendi okulumuz için söyleyebilirim. MPW gibi okullarda birebir iletişimin daha fazla olduğu, ne diyeyim sınıf mevcutlarının daha düşük olduğu okullarda çok daha iyi notlara sahip olarak çok daha başarılı tıp başvuruları yapabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki biz hem mülakatlar için hem de başvurular için sizinle personal tutorlarınızla beraber çalıştığımız için çok daha farklı başvurular oluyor tabii ki. O yüzden evet, tıp okumak için A-Level aslında taşsız, daha sakin bir yol diyebilirim. Burada kısa bir videomuz var okulumuzla ilgili. Umarım çalıştıracak. Teşekkür ederim. Az önce de söylediğim gibi aslında
Az önce de söylediğim gibi aslında yani İngiltere'nin en iyi okullarına yerleşmek için A-Level programı bence ideal. Burada mesela fuarda gördüm, UCL'de burada. UCL'deki arkadaşımızla bu konuyu daha net konuşabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle A-Level'ların hangilerini kabul ettiklerine, ne beklentileri olduklarına dair size ipuçları verebilir. Aynı zamanda bütün üniversitelerin zaten web sitelerinde A-Level gereklilikleri muhakkak ki açıklanıyor olacaktır. Yani seçmek istediğiniz bölüme ve üniversiteye göre A-Level A mı almak lazım, AB mi almak lazım gibi şeyler bakmak lazım. Ha şunu da söyleyebilirim. Her üniversite A-Level'dan öğrencilerin A+, AA almasını bekliyor. Öyle bir şey yok aslında. Yani A-Level'da geçer notlar E'ye kadar. Hani A, B, C, D, E şeklinde ve BE ile BCE ile kabul eden bir sürü üniversite ve bir sürü bölümde mevcut. Size teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım A-Level ile ilgili sizi daha fazla bilgilendirebilmişimdir. Görüşmek üzere.